Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetlik televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde buluvatkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Kök ay cemiyeti muhacir kırındaşlarımızga kurban hiyet illiklikini his kıldırdı. Uzundan buyan halkımızın her türlülük işlerine yardımda buluş için bütün küçüğünü çıkartan Kök Ay İnsanı Yardım Cemiyeti, Kurban Hiyet münasebeti bilen tıxımı aldıraş küllerini baştan geçirdi. Bu yıl Şerqi Türküsallık muhacir kırındaşlarımızın içi de kurbanlık kılışka kurbeti yetmeydiğen kırındaşlarımızga kurbanlık göğüş yetküzüş için yettin burunla tayarlı hizmetlerine tutuş kılıngan bulup, Kök Ay hadimlerinin hiyet namızdan keyin başlangan ciddi hizmetleri bugün ahırlaştı. Bu yıl Kök Ay Cemiyeti her kaysi yardım süyer halkımız ve cemiyetlerinin hayır ihsalları arkalık 650 tuyak koy, 50 kala kurbanlık kılıp, kurbanlık kılalmagan minglarca ailege kurban hiyetinin illiklikini yetküzdü. Kök Ay Cemiyeti bayanat elan kılıp, bu hizmetinin vücutka çıkışka sebepçi bolgan barlık teşkilat ve kayrındaşlarga, şundakla hiyet bayram demezsin, cephalık hizmet kılgan kayrındaşlarımızga Allah'tan hessilep, ecir mukafat tilaydıgallıkını bildirdi. Şerqi Türkistan'da yuqumlanguchilarning soni davomli ko'paymoqda. Atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik sahiya sog'liqni saqlash komiteti bugun e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, Şerqi Türkistan'da Xitoy virusi bilan yuqumlanguchilarning soni 590 ga chiqqan. 2 avgust soat 0 dan kech soat 24 ga qadar Şerqi Türkistan'da yangidan 28 kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Bularning ichida 5 bemorning ahvoli xatarlik. 21 bemarının ahvali ağır işken. Ürümçi şehirdeki yuqumlanguchilar 586, Qashqarda 2, Sanchida 1, Diviziyada 1 işken. Şerqi Türkistan boyunca kisellik alameti körülmeyen yuqumlanguchilar cem'i 116 bulup, Ürümçide 114, Sanchida 1, Diviziyada 1 işken. Şerqi Türkistan boyunca ayırıp küsülüvatkallar cem'i 14939 bulgan. 2 Ağustos saat 0'dan kech saat 24'ye kadar Şerqi Türkistan boyunca salametliki esige kelgen bimarlar 30'a. Yeniden yuqumlanguchilar 28'ye yetken. Kisellik alameti körülmeyen yuqumlanguchi 8 bulup, onlarının hemisi ürümçilikken. Xitoyning Şerqi Türkistan'daki yuqumga karşı tedbirlere güman kozgumakta. Şerqi Türkistan'da Xitoy virusi bilan yuqumlanguchilarning qaytidan ko'payishi muhojiratdagi Şerqi Türkistan xalqining andishini kuchaytirish bilan bir vaqtda Xitoyning yuqumga qarshi qo'llangan tadbirlari kishilarning gumonini qo'zg'amoqda. Ijtimoiy tarqoqlarda tarqalgan sirlardan ma'lum bo'lishicha, Şerqi Türkistan'da yuqum bahonasi bilan ishchilarga qog'oz pecha chaplitishdan sirt yana signal berish uskunasini o'rnatgan. Agar aholilar sirtqa chiqish uchun eshikni ochsa, uskuna avtomatik holda saqchilarga signal yetkazadigan. Garchi Xitoy doiralari fuqarolarga yemaklik yetkazib berayotganligini tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, yemaklik va sey ko'katlarini bozor bahosidan necha hissa qimmat sotayotganligi ma'lum bo'lgan. Navbatda yuqumlanguchilarning mutlaq ko'p qismi Urumchida bo'lib, Qashqarda bir, Sanjidan bir yuqumlanguchi bayqalgan. Ammo egilgan uchurlarga asoslanganda, Yakka nahiyasi qatorliq ko'pligi rayonlarda fuqarolarning sirtqa chiqishi butunlay cheklangan. Tarqalgan ma'lum bir o'qituruvchida Yakka nahiyasi tavasida 2 kun umum yuzlik tok to'xtaganligi bildirilgan. Fuqarolarning sirtqa chiqishi cheklangan. Yemaklik qis bo'layotgan bir paytda doiralarining tuyuqsiz tokni uzib o'tishi bu vaqtdagi turli gumonlarga sabab bo'lmoqda. Bulardan sirt erişken ma'lumotlarga asoslanganda Şerqi Türkistan'ın her qaysi joylaridagi fuqarolar qurban hiyetini uyda o'tkazishga majbur bo'lgan bo'lib, o'z ara hiyetlashga ruxsat qilinmagan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani yana o'ngsizlikka duch keldi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l sodi plani yana bir qitim o'ngsizlikka duch kelgan bo'lib, Estoniya dengiz asti tonel qurilish planini rad qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Estoniya Finlandiya bilan Xitoyni tutashtirgan Baltiq dengizi tonel yasash planini rad qilgan. Bu tonel Xitoyning bir balvoq bir yo'l sodi planidagi muhim bir tur bo'lib, agar qurilish plani ijro qilinsa, dunyodagi eng uzun dengiz asti toneli bo'lib qoladigan. Planlangan dengiz asti tonelining uzunligi 100 km bo'lib, hem tümür yol hem tosh yol sifatida ishlatilgan. Mazkur yol Estoniyaning poytaxti Tallinn va Finlandiyaning poytaxti Helsinkidan o'tadigan. Amerika siyaset haberleri torunun haberde bildirilmişçe, Estoniya Amevi Başkuruş Ministri Jack Ebb ilhat arkalık, devlet organlarının hazırkı ahvalı asasen bizden muhit, iktisat,
ve bexatalik qatarlıq omillar sebebidin bu türdeki qurilishdan gumonlanishda asosimiz bor deganlarni aşkarlagan. Estoniya hükümeti Xitay salmoqchi bo'lgan bu mablag'ni rad qilishdiki bexatalik masalasi to'g'risida tafsilot to'xtalmagan. Ammo davlatning xavfsizlik kuchini taraqqi qildirish ve asrash uchun ortiq chiqim ketadiganligini tilga olgan. Estoniya hükümeti yana Finlandiya hükümeti bilan bevosita tunnel yasash planini tuzish to'g'risida suhbatlashadiganligini bayon qilgan. Xitoyga nisbatan bu plan shimoliy qutbga yuk tushish bilan o'xshashlar bir balvoq bir yo'l suvi planining zo'r mablag' ketadigan bir qismi hisoblanadi. Ammo Estoniya hukumatı dengiz asti tunnel turining moliya plani aniq bo'lmagan bir tur ekanligini, undan boshqa jamoat manfaatiga uyg'un kelmaydigan nurg'un sabablar bor ekanligini bildirgan. Navbatda nurg'ulg'an tahlilchilar bir balvoq bir yo'l suvi planini Xitoyning geopolitikli qora niyatini ilgiri surishdagi yadroli qurol deb qaraydi ekan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani buningdan ilgirimi ba'zi davlatlarda o'ngsizlikka uchirgan. Tixmi ko'p davlatlar bu savdo planining o'ziga cho'ng xatarlarni ilib kelishidan andisha qilgachqa Xitoy bilan bo'lgan mablag' silish ko'limini azaytishga qarab yuzlangan, hatto ba'zi turlarni amaldan qoldirgan. Xitoy xalqaroliq mustaqil tashrifga ruxsat qilmaydiganligini bildirdi. Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchixonasi 2 avgust organ torbitida yozma bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi vaziyatga qarata xalqaroliq mustaqil tashrifga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Yaqinqa mazgillarda Fransiya hukumatı mu Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirishlarga qarata ayiblashni kuchaytirgan bo'lib, oldingi seshanba Fransiya tashqi ishlar ministri Lederian xalq parlament yig'inida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni bostirish qilmishini qattiq tanqid qilgan. Bu qilmishlarning xalqaro kishilik huquq kelishimnomalariga va o'rtaq insoniy qimmat qarashlariga xilof ekanligini ta'kidlagan. U 21 iyulmi bu vaqtda o'xshash fikr bayon qilgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligi Atislam uningga radiya bergan va uning so'zlarini inkor qilib, aloqador xabarlarning butunlay o'ydirma ekanligini da'vo qilgan. Lederian oldingi hafta bildirgan so'zida Xitoyning uning so'zlarini butunlay asossizga chiqarganligini, undan bo'lgan ekan Sharqiy Turkistonda BDT boshliqidagi xalqaroliq mustaqil tashrish ümüke evitip, hakiki ahvalını iniklap çıkış kereklikini bildirgen. Xitoyning Fransiyada turishliq baş elçixonasi tunogun e'lon qilgan bayonotida Sharqiy Turkistonga mustaqil tashrif ümüke evitishga ruxsat qilmaydiganligini, buning faqat atalmış yolg'on xabar tarqatganlarni ilhomlantirish ekanligini, Uyg'urlarga ko'ngil bilayotgan kishilarning amaliyotda Xitoyga qir surkumachi ekanligini jar qilgan. Bayonotda yana lager shahidi Zumrad Davudning guvohlik so'zlari butunlay yolg'onga chiqarilgan. Bu Xitoyning tunji qitim mustaqil tashrifini rad qilish emas bo'lib, bir tarafdan buningga yo'l qo'ymaydiganligini bildirsa, yana bir tarafdan ko'plagan muxbirlar va tashkilotlarning Sharqiy Turkistonga berib ziyorat qilganligini da'vo qilish orqali xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinmoqda. Turkiya va Azerbayjon o'rta harbiy manevri davomlashmoqda. Turkiya ve Azerbaycan hava ve kuruqluk armiyalarının Azerbaycan'dan başlangan kent külümlük ortak harbi manevri devamlaşmakta. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, harbi manevrinin Azerbaycan'a karşılık Nakhichivan Abdunum Cumhuriyeti'de devamlaşıvatkan kısmıda tünögün senaryelerine asasen huşyarlık buyruğu çürüldü. Arkadın manevr sahasiga yitip bargan kısımlarının mas kademde maharet körüstüşe ve uruşka tayar halette turuşuğa münasuvatlik vazifeler icra kılındı. Köp sanda tanka ve bronekler katnaştırılgan. Hem de her işki devletinin hava ve kuruqluk armiyeleri iştirak kılgan harbi manevrda uruş aeroplanları bilen tik uçar aeroplanları maharet görsetti. İngilizce hava armiyalarının harbi manevri Baku, Nakhchivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta 10. Avuz Xuça kuruqluk armiyalarının harbi manevri bolsa, Baku ve Nakhchivan'da 5. Avuz Xuça devamlaşırken. Pompeo Hong Kong dairelerine saylamlı küçültürüş kararını gözün keçirişe çağırdı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Pompeo bu vaqtda e'lon qilgan yozma bayonotida saylamlarni bunchalik uzun kechiktirishning kuchga ega hech qanday bir sababining yo'qligini ta'kidlab bundoq dedi. Qarag'anda Hong Kong xalqi hech bir ish yoki hech bir shaxs uchun qayta asla ovoz berilmaydigandek qildi. Beijing rejimining Hong Kong xalqiga yoki xalqaro jamiyatga bergan va'dasida turish niyati yo'q. Holbuki Hong Kong xalqi uzun yillardan buyon erkin va adil saylamlarga qarata orzu armonlari va talantlarini ifodaladi. Hong Kong doiralarining qarorlarini ko'zdan kechirishga chaqiramiz. Darvaqa Hong Kongdagi saylamlar darhol o'tkazilishi kerak. Agar bu saylamlar o'tkazilmasa, to'liq afsuski Hong Kong Xitoydagi boshqa bir kommunist shahar bo'lish yo'lida ilgirlashni davomlashtirdi.
Hong Kong'un baş icraiye emeldarı Carrie Lam bu vakte ilan kılan bayanatıda hükümetinin Xitay virüsü bilen yukumlanışlarının sani köpüyüp ketkenlikini, kanun kengişi saylamlarını bir yıl keçiktirgalıkını bildirip mundaq degen idi. Biz sağlamlık meselelerine hakkaniyet ve umumunun bir xatalikini kudaş arkalık kapaletli kılışını kalaymız. Dervaqa saylamlarının uçuk aşkarı, adil ve terepsiz ütküzülüşke kapaletli kılışımız gerek. Şuna bu karar intayin muhim. Tarap Xitayning TikTok app detalini cheklaydiganligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump markaziy Xitoydagi ommaviy taratqon munbiri TikTokni cheklash uchun qarorname imzolaydiganligini bildirdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida Trump Florida shtatida qilgan ziyoratidan keyin poytaxt Washingtonga qaytishida aeroplanda bergan bayonotida mundaq dedi. TikTok munbiriga qo'llanilgan tadbirlar haqida uzundan buyon o'ylanayotgan to'q. Bu munbirni Amerika Qo'shma Shtatlarida cheklaymiz. Hazır muhim bulguna iqtisodiy ahvallarga aloqador jiddi qaror chiqarish huquqi bo'lib, TikTokni cheklash uchun bu huquqimizni ishqa solamiz yoki prezident qarorinomasini imzolayman. Germaniya Hong Kong bilan tuzgan jinoyatchilarni o'zaro qaytirib berish kelishimini to'xtatdi. Germaniya Hong Kong alohida ma'muriy rayonida sentabrda o'tkazilishi planlangan qonun kengashi saylamlarining 1 yil kechiktirilganligi uqtirilgandan keyin Hong Kong bilan tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro qaytirib berish kelishimnomasini to'ngiltib qo'ydi. Turkiya ovoz radiosi xabarida Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas bu vaqtda e'lon qilgan yozma bayonotida Hong Kong hukumatining 12 o'qituvchi nomzodini qonun kengashi saylamlariga qatnashishdan man'i qilishi ve saylamlarının bir yıl keçiktirilişi doğruluk çıkarılgan kararının Hong Kongluklarının hak hukuklarına müdahil kılış hesaplandığını, bu kararının 4 nefer kişili hukuk faaliyetçisinin kolga ilinişinin keyin çıkarılışının dikkat kozgaydığını tekitle mundaq dedi. Mevcut özgürlüklerine asasen Hong Kong bilen devletimiz otursuza tüzülgen cinayetçilerini özlere kaytırıp beriş kilişimini tonultup kuyuşunu kararlaştırdık. Şunu alayda teklifle ötümen ki, Xitayning xalqaro qonuniga rioya qilish majburiyati bor bo'lib, Beijingdan buningga rioya qilishni kutayotganligimni ko'p qitim o'tirga qo'ydim. Erkin va adil saylovlarning o'tkazilishi Hong Kongliklarning eng tabiiy haqqidir. Hong Kongning bosh ijroiya amaldori Carrie Lam tunogun e'lon qilgan bayonotida hukumatning Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchilarining soni ko'payib ketganligidan qonun kengashi saylovlarini 1 yil kechiktirganligini bildirgan. Bugün Türkiye'de yuqum sebebinden 18 kişi qaza qildi. Türkiye'de yaqinqi 24 saat ichida Xitoy virusi sebebinden 18 kişi qaza qildi. Türkiye Avaz Radiosu xabarida Xitoy virusi utturga chiqqandan buyon qaza qilganlarning soni 5728 ga yetdi. Bu jarayonda 40247 kişi tekshirildi. Bulardan 987 kişide virüs bayqaldı. Muşu 24 saat içide Saqiyib doktorxonadan çıkan 978 kişi bilen koşulup, Saqiyqallarının umumi sani 216594 kişi yetti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmek köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.